İnternet zorbalığı. Biliyoruz ki pek çok durumda internetten ister çocuk olsun, ister genç olsun, ister yetişkin olsun tehdit edildiğini veya zorbalıkla para istendiğini ve kişiyi zor duruma bırakan resimler, konuşmalar, bir takım uygun olmayan fotoğrafları kullanacağını iddia ederek ondan para sızdırmak veya bazı uygun olmayan işleri yapmasını istemek gibi bir takım durumlarla, kötü durumlarla, olmaması gereken durumlarla karşı karşıya geldiğimizi biliyoruz. Bu durumda özellikle biz bir şekilde kendimizi korumak için bazen hatalı işlerde yapmak zorunda kalmış olabiliriz. Bunun için de bir şekilde insanlar bazı şeyleri yaptıkları için suçlu olabilirler. Ama bir başkasının zorlaması sonucu, mecbur bırakması sonucu, eziyeti sonucu bunu yaptılarsa suçsuzlukları daha görülür, onaylanır veya adli makamlar tarafından onaylanır. Onun için de baktığımız zaman burada nedir size yapılan eziyet, zorlama, baskı ve yapmanızı istenilen kötü şeyler nedir? Bu konuda bir psikologdan yardım isteyebilirsiniz. Bu konuda anne babanızdan yardım isteyebilirsiniz. Anne babanızın üzülmesine, korkmasını, zor durumda kalmasını istemiyorsanız bu durumda bir psikologdan yardım istemeniz en uygunu. Psikolog çocuk olarak da yetişkin olarak da size yardımcı olacak. Ne yapmanız gerektiğini söyleyecek ve gerekli durumlarda da adli makamların yanında sizin bu duruma düşmenizle ilgili yaşadığınız sıkıntıları net, açık bir şekilde anlatacaktır. Bu anlatacağı şeyleri bazen yazılı, bazen sözlü olarak da gelip anlatabilir yasadaki bir adli durumda. Onun için de lütfen bunları kendinize saklamayın. Bu eziyetleri, bu zorbalık dediğimiz sıkıntılı süreci kendiniz tek başınıza yaşamaya çalışmayın. Bazen eşinizle tehdit edilebilirsiniz. Eşine söyleyeceğim, göstereceğim biçiminde. Bazen bir komşunuz, bir arkadaşınıza söyleyip sizi rezil etmek biçimde tehdit edilebilirsiniz. Bazen de para sızdırmak için tehdit edilebilirsiniz. Ya da annenize, babanıza, çevrenize, herkese, internet kullanan herkese göstereceğini veya ilan edeceğini söyleyip tehdit edilebilirsiniz. Yapılan bu iş bir suçtur. Bu işi yapan cezalandırılır. Hatta duruma bağlı olarak çok ağır cezalar alır. Onun için lütfen bu konuda bir psikologla hiç vakit kaybetmeden hemen durumu anlatın, izah edin, yardım isteyin. Bunu yapmak sizi bu sıkıntılı, zor, istemediğiniz durumdan hızlı bir şekilde kurtulmanızı sağlayacaktır.